Bakın düşünün, ben şunun hepsini aldım. Ya bunun bu kadarını 50 lira gibi bir fiyata satıyorlar. Hem bu kadar ender bulunan bir şeyin, hem ta İran'dan gelen bir şeyin, ya bu kadar uygun olabilir mi sizce de? Yani bir düşünün. Ben böylece aldım ki hani gerçekten denemek istediğim için, çünkü çok merak ettiğim için ve hani öncesinde bütün vücuduma denemeyi düşünüyordum. Ama geldiğinde dur ya dedim, bir hani araştırma yapayım. Ondan sonra bir baktım ki o belli bir bölgede deneyeyim ben en iyisi dedim. Hani kurtarırım hani öyle bir sıkıntı olsa bile diye denedim. Önce hatta kaşımda denedim, hala boşluk var. Baksanıza. Neyse, orayı zaten kapatırım. Kapatıyorum da. Çok bir problem yok. Hatta tam kapatamamışım. O yüzden sessiz olun. İzlediğiniz, gördüğünüz her şeye inanmayın. Önce kendiniz deneyin. Görüyorsunuz yani sonuçları. O yüzden selamlar, hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle birlikte çok uzun zaman önce rastladığım bir konuyla ilgili ben de deneyimlenmek istediğim için bu deneyimimi de sizinle paylaşmak istedim. Bu konu karınca yağı konusu. Özellikle birçok yerde rastladım. İşte birçok kişinin çektiği videolar, işte karınca yağıyla bütün tüylerimi yok ettim, nasıl aldım, nasıl bitirdim, nasıl yaptım derken ben de merak ettim açıkçası, ne var bu yağın içeriğinde, nasıl tüyleri yok ediyor, orijinalini nasıl bulacağız, gerçekten karınca yağının yumurtasından mı? Ve muhtemelen sizin de aklınıza takılmış olan soruları şimdi benimle birlikte siz de cevaplamış, cevaplarınızı almış olacaksınız. Öncelikle şöyle rahat 10 kutu falan bitirdim. O yüzden artık tamamıyla sizin sorularınızı, aklınıza takılabilecek her şeye cevap verebilirim diye düşünüyorum. Öncelikli olarak bunun orijinalini nasıl anlarız, ne yaparız? Bunun hakkında birkaç bayağı uzun bir araştırma yaptığımda orijinalini ürünlerin ilk önce üzerindeki şu orijinaldir baskısından anlamak gerektiği, yağın kokusuz olduğu halinde bunlara dikkat etmek gerekiyor öncelikle. Nasıl kullandığınız hakkında arkasındaki yazılanlar da şu şekilde. Epilasyon, cımbız ya da ağdadan sonra sizin temizlenen bu bölgenizi 4-5 gece boyunca yatmadan önce, özellikle ilk seans sonrasında uygulamanız gerektiğini ve yaklaşık 6 ay boyunca pes etmeden uygulamanız gerektiğini söylüyor. Ben nasıl kullandım derseniz, bir lazer epilasyon döneminden sonra ben bunu bir denemek istedim. Özellikle belirli bölgelerde denemek istedim ki nasıl bir tepki vereceğini bilemediğim için tabii haliyle. Sizinle de böyle hani ondan önce o deneyimlemeyi yaşamadan önce paylaşmak istemedim açıkçası. Hatta önce çok komik kaşımda denedim. Kaşımı dökecek mi acaba falan gibisinden. Evet, bir kaşımda dökümü oldu. O yüzden sonrasında devam ettim. Fakat bunda şöyle bir şey var. Bence bu satılan ürünler orijinal değil. Şöyle bir sıkıntı var. Önceden bu ürünlerin özellikle Van'dan geldiğini, Van'dan satın alanların olduğunu ve zaten nasıl desem, üzerinde de böyle Arapça yazılar olması gerektiğini okudum. Bayağı bir araştırdıktan sonra. Çünkü bu tarz yağların içerisinde benim duyduğum kadarıyla hamam otu gibi veya başka yağları karıştırıp aynı nasıl jiletle alırsınız, jiletle aldığının ya da böyle tüy dökücü etkisi yaratıyor sizde. Nasıl yaratıyor? İşte bu otların sizin yağlarınıza karıştırıldığında, yani bu karınca yağı diye adlandırdıkları şeyin içerisine karıştırdıklarında aynı jilet şeyi veriyor size. Peki ben bunu nasıl anladım derseniz, şöyle ki lazer epilasyona girmeden önce hiçbir şekilde jiletleme yapmıyorsunuz. Zaten gittiğinizde onlar kontrol ediyor ya da birkaç gün öncesinde gerçekleştiriyorsunuz. Baktım ki yani eğer lazer epilasyon yaptırmasam zaten bunun bu etkisi olduğunu anlamazdım. Çünkü sürekli jiletlemeye başvurursanız eğer, zaten hani sürekli jiletliyorsanız o farkı anlayamazsınız. Çünkü hem jiletliyorsunuz hem aynı. Ağda da aynı şekilde zaten belli bir rutin şeklinde çıktığı için tüyler. Ama epilasyonda öyle olmuyor. Sizin her seansınız tüylerinizin incelmesi demek. Dolayısıyla kalınlaşmaya doğru gitmesi bir terslik olduğunu gösterir. Bu yüzden de ben de bunu denediğimde böyle bir sonuç aldım. Söyleyebilirim ki olumsuz sonuç aldım diyebilirim. Yani bence en azından bu işte Trendyol'dan, hepsi buradan aldığımız bu bütün yağların bence
herhangi bir etkisi yok. Hatta aksine kötü bir etkisi var. Dilerim ki karınca yağının böyle bir gerçek yağını bulabiliriz. Nasıl bulabileceğimiz hakkında henüz şu an ben de bir fikrim yok açıkçası. Ama neden karınca yağı bu kadar etkili bir ondan konuşalım. Aklımızda kalmasın, ben bayağı bir araştırdım çünkü. İçeriğinden bahsedelim birazcık. Nasıl orijinalini anlayacağız ondan bahsedelim. Öncelikle zaten orijinalinin anlaşılması için şuralarda bir Arapça yazılar olması gerekiyor. Ben diğer sitelerde araştırdığımda öyle bir doğal kesinlikle inanmıyorum olduğuna. Çünkü çok çok az üretilen bir ürün. Van'dan getirilmesinin sebebini de şöyle söyleyeyim. Çok eski zamanlarda İranlı kadınların bunu ilk önce keşfettikleri, karıncaların kendileri gibi küçük yumurtalarından enjekte ile alınan yağların sanıyorum bunların çoğaltılması şeklinde piyasaya sürülüyor. İran'daki kadınların düzenli kullanımlarında bunun etkisinin fark ettiğini özellikle şöyle söyleyeyim. Çok fazla lazer etkisi gösterebildiğini, ki birçok insan zaten bunu doğruluyor. Eskilerden insanlar, yani büyükler kesinlikle yeni doğan bebeklerin de mesela sürdüklerini, kesinlikle çıkmadıklarını. Mesela bir bakarsınız yaşlı insana, genelde büyüklerimizin tüyleri yoktur mesela. Karınca yağı çok etkili bu konuda. Bu zaten bir gerçek, bu doğru. Ama bunun süreklilik sağlayabilmesi, yani kökünü kurutması gerekiyor. Kökünü güçlendirmesi ya da anlık dökmesi bizim işimize yaramaz, yaramamalı. O yüzden zaten bunu yapıyorsanız size jilet yeterli yani. O yüzden böyle bir yola başvurulmaması gerekiyor. Peki bunu nasıl kullanıyorsunuz? Eğer siz orijinalini buldunuz, nasıl kullanmanız gerekiyor? Ayrıca yağın sadece tüyleri azaltmak gibi bir etkisi olmamakla birlikte hamilelikten sonra çatlakları, nemlendirme etkisine, ciltte gerçek bir peeling etkisi yaratmaya, bu şekilde daha bir sürü çok güzel faydası var. Yani o yüzden bilmiyorum, en azından ben de bu yağlar hiç işe yaramadı. Allah'tan ki lazer epilasyona gidiyordum. Hani ben kendimi kurtarmış oldum. Umarım siz de kendinizi kurtarmış olursunuz. Çünkü kesinlikle gerçek değil, orijinal değil. Dikkat edin, almayın. Bir şeyde de bir videoda da denedim. Belki bilmiyorum, bende mi ters bir etki yaptı. Kadın işte bahsediyor, söylüyor. İşte çok güzel bir etki aldım. İşte bıyıklarımı aldıktan sonra ağdayla çıkmadı vesaire. Bilmiyorum, ben kesinlikle inanamadım. Çünkü ben de hani koştura koştura gittim, aldım, denedim. Ama bilmiyorum, aynı sonucu almadım. Yaklaşık 2 aydır deniyorum. Bilemedim. Yine de karar sizin arkadaşlar. Bu gibi yağları, hatta benim araştırmalarım sonucunda bulduğum kadarıyla, bu gibi yağların içerisine pamuk ya da hamamotu gibi otların karıştırılıp seyreltilip daha sonra satışa sunulduğu hakkında bir bilgi okudum. Bu çok korkutucu bir şey. Neden derseniz, hamamotu eski zamanlarda da kadınların yaptığı bir şey. Fakat hamamotun içerisinde çok güçlü bir zehirli kimyasal etken maddeler var. Bunlardan bir tanesi arsenik. Ve bununla birlikte çok kötü kokan bir madde olan kükürtten oluşuyor arkadaşlar. O yüzden aman diyeyim, ama dikkat yani. Hani ben gerçekten merak ettiğimden ve epilasyona gittiğime güvenerek denedim. Küçük bir bölgeye denedim. Hani öyle büyük bir bölgeye denemedim. Çok da güvenmediğim için, ama gerçekten de merak ettiğim ve gerçekten deneyimlerimin sonucunun doğru ve güvenilir bir şekilde elde edebilmek için bu kadar bekledim. Ama sonuç dediğim gibi hiç hoş değil. Zaten hamamotu dediğiniz şey de dediğim gibi jilet yöntemine çok yakın bir sonuç veriyor. Hatta belki jilet kalınlaştırmıyordur o kadar fazla, eğer herhangi bir hormon sorununuz yoksa. Ama bu, aman yarabbi yani, kaçının. Bu konuda benim nacizane size tavsiyem, benim ailemde, annemde, kullandığımız, bende de kullandığımız, hali hazırda sanırım kanala yükledim ya da yüklemek üzereyim, bilmiyorum. Evde kendi yaptığımız ardıç yağını kullanabilirsiniz. Ben en azından bu yağlardan çok çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Siz de evinizde hem kendiniz de yapabilirsiniz, nemlendirmenize, saçlarınıza, bacaklarınıza, her türlü kullanabilirsiniz. Gerçekten annem denediğinde
bacaklar inanılmaz pürüzsüz ve çok güzel oldu. Ben de şu anda lazerden sonra kullanıyorum. Bu arada lazer epilasyonla ilgili sorularınız varsa lazer videosuna da gidebilirsiniz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa aşağıya da yazabilirsiniz. Benim yorumlarım, benim 2 aylık karınca yumurtası deneyimim bu şekilde. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.